Mezun oldu, geldi, evi hazırdı ama kayınvalidem zannediyor ki mezun olunca buldu, ev tuttu. Servet 6 sene ayrı yaşamış. Ya bu doğru mu anlattığın şey, yalan mı? Bana biraz doğruymuş gibi geldi. Bana da o kadar güzel anlattın. Çok güzel anlattın, hiç takılmadım bak. Bir şey söyleyeceğim, sende daha o kadar çok şey var gizlediğin. Bir şey diyeyim mi? Hepsini çıkaracağım. Benim kayınvalidem gerçekten bayılır böyle bir şey duysa. Ya çünkü öldü canım. Servet ayrı evde yaşayacak diye. Gerçekten bayılır yani. Ama şu şeyi, çok şu şeyi söyleyeceğiz ama. Öbürünü ben söylerim valla. Tamam. BTV'de. Ne yapayım artık? Demek 3 gün önceden geliyordu, seninle vakit tabii geçiriyordu. Tabii biz birlikte bulduk. Çünkü annesi sonra, göndermiyordu ki. 3 gün sonra, anneciğim. Ben geldim. Nile'den geldim bak. Aynen. Çok da yorgunum. Halbuki Ankara'daydı. Hatta bir kere buradan sesleniyorum şeyimize, site görevlimize. Bizi görmüş, demiş ki Faruk babama. Sizin demiş oğlunu bir kıza gördüm, kıvırcık saçlı falan demiş, çok güzel bir kızdı demiş. Onlar Kızılay'da geziyorlardı demiş Onur Bey. Yani bir cümle içinde 8 kere kendini övdü. Evet. Onur Bey demiş ki onlar demiş şeyde geziyorlardı demiş Kızılay'da. Kayınbaban da demiş ki yok canım benim oğlan daha askerdi. Niğde'de demiş, Niğde'de demiş bizim oğlan demiş. Ondan sonra ama biz gerçekten o gün Kızılay'da geziyorduk. Vay, iki aşık. Şu an var ya kalbim yerinden çıkacak yani. Buradan kayınbabama da sesleniyorum, kusura bakmasın artık. Bak kayınbabam aslında şiir yazar, boş ver. Problem değil. Tamam. Şimdi o zaman ben bu haberi yetiştirmeye kayınvalidenin odasına gidiyorum. Yemek editörümüz onlara ölçü veriyor. 2 kaşık yağ diyor. 2 çorba kaşığı yağ. Efendime söyleyeyim işte şu kadar tereyağı diyor. O zaman yasak olan bir şey yapıyor. Hani sizin şeyinizde. Şimdi diyelim ki. Çevirmeye uğraşıyor zaten yani, yasak bir şey yapıyor. Hayır ben bir şey çevirmeye çalışmıyorum zaten orada. Semra Hanım söyleyince tabii, ben de. Tabii fazla hani, kullandı. Ben nereye söylemedim. Yemeğin içine fazla kullanma. Neyin fazlasını kullandı? Tepsi içindeki malzemeler neyse onu kullanıyor gene. O zaman ne olurdu? O ya o zaman ne olurdu? Tepsiye koyacaklardı o ya. Bu yağı döktün mü, yaktın mı, ne yaparsan. Ama kaşıkla o zaman koydu ya. Bozuk malzeme geliyor. Bozuk biz malzeme de değiştiriyorlar. Yağ, niye değiştiriyorlar? Ama bak ne diyorum. Bozuk kabak geldiğinde bozuk kabağı da değiştiriyorlar değil mi? Geçenlerde oldu öyle bir şey. Ama yağ farklı. Ay bizim hiç bitmiyor lafımız sözümüz. Kusura bakmayın valla. Ne oldu bir şey mi oldu? Eyvah. Gene bizim gibi şey yaptı. Gene bir şey oldu bak. Öyle bir şey duydum ki. Ya. Öyle bir şey duydum ki Semra teyze. Eyvah. Ah nerelere gideceksin? Ne yapacaksın? Kapıda ambulans var. Ondan sonra Gizem'in senden sakladığı bir şey var. Ama onu detaylarda izleyeceksin. Tamam mı? Eyvah. Tamam bakalım. Şimdi öğrendim, şok oldum. Yapmıştır. Ha? Yapmıştır. Şey yapmıştır herhalde. Benim gelin. O zaman sana sorayım. Gelininden sakladığın bir şey var mı? Düğünden sonra akrabalardan birisi hayırlı olsuna geldi. Evet. Bir tane takı getirdi çeyrek. Gizem'e onu vermedim. Sağ çıldıracağım artık. Çıldıracağım. Söylemedim Gizem'e. Evet. Epey bir sakladım. Ondan sonra gene dayanamadım Onur Bey. Ha. Onlara verdim. Dedim ki bu böyle böyle. Vermişsin size. İşte. Ama epey bir sakladım, haber vermedim. Kendinden vermiş gibi mi yaptın yoksa akraba getirdi o mu? Ha, akraba getirdi. Ha, doğruyu da söyledi. Doğruyu da söyledim. Ha. Böyle böyle ha. Dedim. Ama haberi var şu an hala. Var var. Ama şu an var. Peki sakladığın başka bir şey var mı? Şu yok an sakladım. Bilmediği. Şey, onu da ne kadar rahatsız oldum, sakladım. Söylemedim acaba onlara. Acaba niye saklamış ki? Niye vermiş? Hiç yani bence ne olduysa. Elleri Allah korusun dara girerse ortaya o zaman belki onlar adına de sakladı bence. Kötü öyle de belki de bir düğün falan olursa götürür diye de düşündüm ben onu. Takarım diye. Dursun da bir tane dedim kenarda dedim. Ola yani ki bir düğün ne olur hani onlar bize takmıştır. Kenarımızda bir tane bulunsun dedim. Sen o çeyreği gidip aynı kişiye takacaksın. Yani o olur başka birisi geline olur. Geline takarken annem bize takmıştı bunu geri getirin falan dersin artık. Allah artık Allah. Kime rast gelirse bir düğün çıkarsa yani, geldi öyle. Bu dursun. Ben hemen aynı akşamı götürdüm verdim. Ya düğüne gelemeyenler takı getirdi. Onlar zaten 3-4 tane. Toplananlar zaten Gizem'e gitti. Bu sonra. Sizde var mı sakladığınız bir şey Aysun'da? Bilmiyorum söyleyeyim mi şimdi yani Onur Bey siz de Allah bütün her şeyimizi döktünüz ortaya. Merak benim çocuklardan, gelinlerimden gizlediğim gizli bir hesabımız var eşimle. Yani biz böyle elimize geçeni işte hep beraber çalışıyoruz ya artırıyoruz o hesaba yatırıyoruz. Olarak ki çocuklardan biri sıkışırsa birine lazım olursa diye verelim diye. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Evet ama gizledik. 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 Neden? Haberler olunca gene Onur Bey. Onların. Ama haberler olunca işte anne ya.
versene. Babaya versene yapıyorlar. Onun orada birikmesine izin vermiyorlar. Hmm. Gidiyor, sürekli gidiyor. Şu an iki oğlan, iki gelinin haberi yoktu. Üç oğlum var benim. Ya, üç oğlunuzun da haberi yoktu. Yok, eşimle ben biliyoruz. Şimdi bütün Türkiye'nin haberi var artık. Bütün Türkiye'nin şimdi isteyecekler, annem sen ne kirli çıksın derler. Ailem de zaten hani kardeşlerim falan da bilir. Ben böyle bir atarım hep kenara. Gülizar Hanım, sizin var mı? Var. Var. Oğlumla birlikte çalışıyoruz. Tamam. Oğlumla birlikte çalıştığımız için ama evde fazla vakit birbirimize ayıramıyoruz. Dedik ki dükkanı geç kapatacağız, ürün gelecek. Erkenden kapattık onunla, Boğaz'a bir yemeğe gittik balık yemeye. Oo, ne güzel. Tabii bunu sakladık. Boğaz'a yemeğe gittiniz. Yeni öğrenecek. Yeni aynen öğrenecek. Öyle. Güzel bir şey yapmışsın. Sefanız olsun. Yani. Bence kızmaz ya. Bazen anne oğul da baş başa vakit geçirmek de ister yani. Belli olmaz. Belli olmaz. Eyvah. Gülcan Hanım, sizden de korkuyorum. Yok ya, korkulacak bir şey yok. Sakladığım, aslında saklama denmez buna ama... Hani ileride söylemek şu ya, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum da. Mesela bütün gruplarda ileride vardır gelinimiz olarak. Ama bir kere yaptık oğlum, işte iki kızım falan bir grup yaptık. WhatsApp konuşuyoruz veya görüntülü konuşuyoruz. İleride ben niye yokum diye ekledi. Sonra baktık, şimdi biz aramızda konuşmak istediğimiz şeyler oluyor. Yani ileride duysun veya duymasın değil ama onu ilgilendirmeyen şeyler olduğu oluyor bazen. O zaman siz tekrar... Siz o grubu devam ederken yeni bir grup açtınız. Yeni bir grup açıp tekrar onun üzerinde... İlayda'yı almadınız. İlayda'yı almadınız. Şu an haberi var mı İlayda'nın bu grupta? Yok. Yok. Eyvah. Allah! Naranay, naranay. Bu paradan daha... Buna ben oynarmışım. Evet. Valla bu hesaptan, hesaptan, çeyrekten, yemekten daha fena. Daha bomba. Eve gider gitmez ilk yapacak. Eyvah. Bence siz tadım yapmadan direkt eve. Gidin, evet. Bakın, kayınvalidelerden Gülcan Hanım o bombayı attı. Gelinlerden kim attı biliyor musunuz bombayı? Güzel mi? Eyvah. Hadi gidiyorum ben. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ekmeğim yanmış. Ay aşk olsun. İlayda. Ay ekmeği. Ya, 25 koyma, dakika dedi ama. Oraya koyma dur. 25 dakika dedi, 10 dakika oldu. Dananım. Ay çok kötü olmuş gerçekten. Hangi rafa koydun? Direkt iki. En üste mi koydun? İki. Ben de ikide piştim, ben baka baka pişirdim. Senin tepkini mi? Ah. Tepkin çok komikti ya. Neyse canın sağ olsun. Bence de. Ben anneme çok iyi pişireceğim dedim. Bakarsın gelir beşi sana verir. Güzel. Dalga geçiyorsun bence şu anından. İlaydacığımla. Aa evet, diyorsunu söyledin. Söyledim ben, kızları hep söylüyorum. Kız zaten her gün aynı şeyi söylüyor. Başka bir şey konuşmuyorlar. Teşekkürler. Anne çok iyi pişireceğim. Benim annem ne yapıyor? Çok iyi pişireceğim, çok iyi pişireceğim. Annem gelip ne yapıyor? Pişmeyene beş geliyor. Pişmeyene beş. Ne bileyim Gizem, geç kaldım kız falan. Çıkarsana fırından onları. Pişmedi. Ha pardon. Ay ben anlamıyorum. Onunki nasıl pişmedi ben de benimki yandı. Geç attım. İlayda altına şey koydun mu suyunu? Koydu. Allah Allah. Senin zaten meşhur yanıkları. Şimdi sana Gülcan teyze şeş kaza 5 verirse diyecekler ki aha İlayda şifre verdi. Ama ondan... o tiyosa eskide kaldı diye biliyordum ben. Aha. Demek yine öyle tiyolaştılar ki. Zannetmiyorum bence Gizem bugün. Gizem dün yandı diye bir, sana bir gider. De. Bakayım bir. Vallahi çok felaket. Allah'tan Gamze yemek yapamıyor da en kötü tabak onunki olur. Arada da ben kaynarım. Evde ekmek yaparken biraz daha düşük ayarda yapıyorum. Ben de her şeyi böyle kısıkta severim. Böyle 180'e bir alırım, ağır ağır pişer fırında. Kekim falan kabarıyor mu peki? Ay çok güzel olur benim kekim ya. Biz gün yapacağız. Ha ben kek yapacaktım. İnşallah da benimki de peki güzel olur. Peki sen mi yapacaksın? Aynen ben yapacağım. Aklımıza sen soktun, siparişi sen verdin. Nasıl olacak? Ama aramızda en çok ben yiyorum. Sizin zaten kendini düşündüğün için söylüyorsun. Kızlar gün yapalım, şunu getirin, bunu getirin. Bu kız Ankara'dan geliyor garibim. Yapacak yeri bile yok demiyorsunuz. Ah canım, acındır kendine. Demiyorsunuz bu kız garip, canı çekmiş. Ne var bir gün yapalım demiyorsunuz. Değil mi İlayda? Thank you.
Oldu işte. Niye üzülüyor? Ekmeğe üzüldüm doğru, ya. Doğru doğru. Ben de şuraları dur toplayayım. Sen de bana gel ama tamam mı böyle yetiştiremediğinde? Gizem yetiştiremediğimi deme rica ediyorum. Gidiyorsun o masaya yardım ediyorsun. 10, gidiyorsun öbürünün bir 9, ekmeğine laf ediyorsun. 8, çok şükür iyi ki geldin. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Süremiz bitti. Bitti mi? Haydi o zaman gelinler, sizi dışarı alayım. Valla güzel kokular da var. Bir şeyler de yanmış ama nereden geldi bunun kokusu bilmiyorum. Ama güzel kokular da var. Şimdi efendim önce ben tadım yapacağım. Daha sonra puan vereceğim. Hemen arkasından kayınvalilerimiz gelecekler. Bakalım bugün kaç kayınvalide doğru tahminde bulunacak. Hep beraber göreceğiz. O zaman gelinli mutfakta da tadım zamanı.